Arkadaşlar merhaba. 6. sınıf bilim uygulamaları dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözmek için karşınızdayım. Sizden ricam soruları çözerken videoyu durdurup önce kendiniz çözmeniz ve puanlarınızı yorumlar kısmına yazarak bizimle arkadaşları paylaşmanızdır. Hazırsanız başlayalım. 1. bölüm arkadaşlar doğru yanlış bölümü toplamda 30 puanlık bir bölüm. 10 tane sorumuz var. Her bir sorumuz 3'er puandan oluşuyor. Soru 1. Sıvı maddeler katı hale geçerken tanecikleri arasındaki boşluk artar demiş arkadaşlar. Sıvıdan katıya geçtiğimiz zaman tanecikler birbirine yaklaşır. Dolayısıyla boşluğun artması değil, azalması gerekiyor. Birinci öncülümüz yanlış. İkinci sorumuz, bütün maddelerin tanecikleri titreşim hareketi yapar demiş arkadaşlar. Bu ifademiz doğru. İster katı, ister sıvı, ister gaz madde olsun, bütün maddelerin tanecikleri titreşim hareketi yapar. İkinci sorumuz doğru. Soru 3. Kütle hacim oranı bir maddenin yoğunluğuna eşittir. Evet arkadaşlar, yoğunluk demek birim hacimdeki madde miktarı demek. Bu da kütlenin hacme bölümüyle bulunur. Üçüncü öncülümüz doğru. Dördüncü sorumuz. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Arkadaşlar bu da doğru. Yoğunluk arkadaşlar saf maddeleri birbirinden ayırmamızı yarayan bir özellik. Her saf maddenin yoğunluğu kendine özgüdür. Bir saf maddenin yoğunluğu bir başka saf maddenin yoğunluğuna eşit olamaz. Maddeleri oluşturan tanecikler arasındaki boşluk fazla ise ısı iletimi yavaş olur demiş arkadaşlar. Evet, ısının iletimi tanecikler arasındaki mesafe az ise hızlı olur. Mesafe yani boşluk fazla ise ısı iletimi yavaş olur. İfademiz doğru. Altıncı sorumuz, tencere, tava, çaydanlık gibi mutfak eşyalarının gövde kısımları iletken maddelerden yapılmıştır arkadaşlar. Bu ifademiz de doğru arkadaşlar. Tencere, tava, çaydanlık gibi maddelerin gövde kısımlarının iletken olmasını yani ısıyı iletmesini isteriz. Oysa kurplarının yani tuttuğumuz yerlerin ise yalıtım malzemesinden yapılmasını tabii ki tercih ediyoruz. Bu ifademiz de doğru. Doğalgaz çevreye en az zarar veren fosil yakıttır arkadaşlar. Doğru. Fosil yakıtlar içerisinde kömür, petrol ve doğalgaz içerisinde arkadaşlar en az zararı bize kim veriyor? Doğalgaz veriyor. İfademiz doğru. Farklı ses kaynakları farklı ses üretir arkadaşlar. Doğru. Ses kaynağı değiştikçe sesin özelliği de değişir. 8. sorumuz da doğru. 9. sorumuz. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Evet arkadaşlar, ses boşlukta yayılmaz. Sesin yayılması için maddesel bir ortam gerekli. İfademiz doğru. Sesin ortam değiştirirken enerjisinin bir kısmını yitirmesine yansıma denir demiş arkadaşlar. Buna yansıma denmez. Sesin soğurulması denir. Dolayısıyla sonuncu ifademiz yanlış oldu arkadaşlar. Geçelim diğer bölüme. Arkadaşlar B bölümü 30 puanlık bir bölüm, boşluk doldurma. Soru 1. Penceredeki çift cam arasında kalan hava ısı yalıtımı sağlar arkadaşlar. Burası yalıtım olacaktı. Buradan bunu eliyoruz. Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isıyı iyi ileten maddeye ısı iletkeni denir. Isı alan maddelerin tanecikleri daha hızlı hareket eder. Aynı hacme sahip farklı maddeler, arkadaşlar madde farklı olduğu zaman yoğunluğu tabii ki farklı olacak. Düzgün şekli olmayan bir katının hacmi ne yardımıyla? Tabii ki dereceli silindir yardımı ile arkadaşlar bulunabilir. Bir madde hal değiştirdiği zaman arkadaşlar o maddenin yoğunluğu da değişir. Biliyorsunuz buzun yoğunluğuyla suyun yoğunluğu aynı değildir. Buzun yoğunluğu suya göre daha azdır. Sobalar yakılırken arkadaşlar üstten tutuşturulmalıdır. Hava ortamında sesleri duyabilmemiz sesin gaz ortamlarda yayıldığını gösterir. Soru 9. Şiddetli bir gök gürültüsünün
camları titreştirmesi sesin bir enerji türü olduğunu gösterir ve hareket enerjisine dönüştüğünü gösterir. Ses yumuşak ve pürüzlü yüzeylerde daha çok soğurulmaya uğrar. Evet, bu da sesin absorbe edilmesi, evet, soğurulmaya uğrar diyoruz. Geçelim diğer bölümümüze. Sevgili öğrenciler, özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılı ve hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Velileriniz bizi 0507-215-2658 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. C bölümü arkadaşlar çoktan seçmeli sorulardan meydana geliyor. Her bir sorumuz 4 puan. Toplamda 40 puanlık bir bölüm. Yukarıda kütle hacim grafiği verilen maddenin yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küptür? Bir maddenin yoğunluğu kütlesinin hacmine bölünmesiyle bulunur. 20 gramlık bir maddenin hacmi 4 santimetre küpse eğer 20 bölü 4'ten arkadaşlar D eşittir 5 gram bölü santimetre küp. Cevap D şıkkım. Soru 2. Yukarıdaki tabloda ısı yalıtım malzemelerine ait özellikler yer almaktadır. Bu tabloya göre dış cephe yalıtımı için hangi malzemenin seçimi daha uygun olur? Arkadaşlar, yalıtım malzemesi için arkadaşlar yanıcı madde çok tercih edilmez. Bir yangın esnasında kolayca alev alabildiği için arkadaşlar çok zararlıdır. Dolayısıyla uzun ömürlü ve yanmaz bir madde tercih edilmeli. Çünkü sürekli masraf çıkarmayan, uzun ömürlü ve kolayca alev almayan bir maddenin tercih edilmesi gerekiyor. Baktığımız zaman uzun ömürlü olup yanmaz olan burada T maddesi var. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır demiş arkadaşlar. A, B, C'de şıklarına baktığımız zaman rüzgar, dalga enerjisi, jeotermal enerji. Arkadaşlar bunların üçü de yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Oysa kömür fosil yakıtlardan olduğu için yenilenemez enerji kaynağına girer. Doğru cevap A şıkkı. Geçelim diğer sorumuza. Sesin en hızlı ve en yavaş yayıldığı ortamlar sırasıyla hangi numaralarda verilmiştir? Arkadaşlar biliyorsunuz ses en hızlı katılarda, en yavaş gaz ortamda yayılır. Baktığımız zaman çelik levha katı, hatta metal, havuzdaki su sıvı, hava gaz, uzay zaten arkadaşlar boşluk. Dolayısıyla ses burada en hızlı katılarda yayılır, en yavaş gaz ortamda yani havada yayılır. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar C şık olması gerekiyor. Dördüncü öncülümüzde uzay yazıyor arkadaşlar. Şimdi uzayda ses zaten hiç yayılmadığı için yavaş veya hızlı kavramından bahsedemeyiz. Çünkü bir yerde sesin hızlı veya yavaş yayılmasından bahsediyorsak onun maddesel ortam olması gerekiyor. Hiç yayılmayan bir yerde hızlı veya yavaş sıfatlarını kullanmak anlamsız olur. Dolayısıyla en hızlı katılarda yani çelik levhada burada en yavaş gaz ortamı yani havada yayılır. Cevap C şıkkı. Soru 5. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması bulunan ortamda ses yalıtımı sağlamaz? Arkadaşlar bir yerde ses yalıtımı sağlamak istiyorsak pürüzlü ve boşluklu yapılar kullanmalıyız. A şıkkında duvarların straforla kaplanması ses yalıtımı sağlar. Pencereye çift cam takılması ses yalıtımı sağlar. Yerlerin halıyla kaplanması yine ses yalıtımı sağlar. Fakat duvarların fayansla yani sert ve genellikle pürüzsüz bir yüzeyle kaplanması ses yalıtımı sağlamaz. O yüzden cevap D şıkkı arkadaşlar.
Suraltı aynı anda oluşmalarına rağmen gök gürültüsünün şimşek çaktıktan sonra duyulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biliyorsunuz önce şimşeğin ışığını görüyoruz. Ondan sonra arkadaşlar gök gürlemesini duyuyoruz. Bunun sebebi ışığın hızının saniyede 300 bin kilometre olması iken sesin havadaki hızının yaklaşık olarak saniyede 340 metre olmasıdır. Yani sesin havada ışıktan daha yavaş yayılması sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Sesin havada yansımaya uğraması arkadaşlar bunun sebebi değildir. Sesin havada soğurulması veya havada yayılmaması gibi bir şey olmaz. Ses zaten havada yayılıyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Soru 7. Gazların özellikleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkında gaz tanecikleri öteleme hareketi yapar. Arkadaşlar akışkan madde tanecikleri öteleme hareketi yaparlar. Doğru. Gazlar bulundukları kabın her tarafına yayılır. Doğru arkadaşlar. Gaz tanecikleri zor sıkıştırılabilir. Bu ifade yanlış. Gazlar arkadaşlar diğer katı ve sıvı hale göre daha kolay sıkıştırılabilir. Hatta diğerleri zaten sıkıştırılmaz. D şıkkında gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder. İfadesi doğru. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Çünkü bize yanlış ifade sorulmuş. Soru 8. Binaların yalıtımında kullanılacak olan malzemelerin özellikleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Baktığımız zaman bir ekonomik olmalı. Evet doğru arkadaşlar. Bütçeye çok aşmamalı. Isı iletimleri çok düşük olmalı. Yani ısı yalıtımına uygun olmalı. Doğru arkadaşlar. Kolay tutuşmamalı. Evet arkadaşlar yangın esnasında yani çok kolay alev alıp daha fazla hasara yol açmamalı. Bu ifade doğru. Kullanım ömürleri çok uzun olmalı arkadaşlar. Doğrudur. Dolayısıyla 1, 2, 3 ve 4. öncüllerimiz ısı yalıtımında kullanacak olan malzemenin özelliği olabilir. Cevap arkadaşlar D şıkkı. 9. Katı, sıvı ve gazlarla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Katıların belirli bir şekli ve hacmi vardır. Bu ifademiz arkadaşlar katı madde için doğru. Sıvı tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. Akışkan maddeyi oluşturan tanecikler titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. İfademiz doğrudur. Gazların belirli bir hacmi vardır ifadesi yanlış arkadaşlar. Gazlar herhangi bir kapalı kap içerisinde o kabın içerisini doldururlar. Dolayısıyla belli bir hacimleri ve belli bir şekilleri yoktur. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Soru 10. Aşağıdaki durumlardan hangisi sesin soğurulması ile ilgili doğrudan ilgili değildir? A şıkkında sinema salonlarının duvarlarının sünger ve kumaş ile kaplanması arkadaşlar burada sesin soğurulması amaçlanmıştır. A şıkkı doğru. Araba motorlarının iç kısımlarının özel madde ile kaplanması arkadaşlar yine burada sesin soğurulması amaçlanmıştır. Motorun gürültüsünün dışarıya çıkması engellenmiştir. D şıkkına baktığımızda otoyol kenarlarının ağaçlandırılması arkadaşlar yine otoyoldan geçen arabaların seslerinin insanları rahatsız etmemesi yine arkadaşlar nedir? Burada sesin soğurulması amaçlanmıştır. Evdeki boş odada sesin daha şiddetli duyulması burada arkadaşlar sesin soğurulması amaçlanmamıştır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Arkadaşlar sınavımız burada bitmiştir. Kendinize iyi bakınız. Başarılar diliyorum.